Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Mart 2024 Pazar ve tekrar Güney Afrika'dayız. Greyville'de. Greyville Allah'tan bizim için daha uygun oluyor. Bir şekilde şansımız yaver gidiyor. Evet, hemen değerlendirmelerimize başlayalım arkadaşlar Greyville ile ilgili. Evet, birinci koşu 13.30'da başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizler. Bir deli plasenin ilk ayağı. 3 numaralı Kalahari Roller. Richard Fırda Banko. Yani dileyenler 4'ü de yazarlar. Yani Eküler Banko arkadaşlar. İkinci koşu şartlı dişi 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Hız koşusu izleyeceğiz. Böyle. Evet, burada biraz at yazacağız. Sıkıntılı bir durum var. Tamam, koşmuş atlar var ama. 2 numaralı Paul A. Fast One, Richard Fury. 3 numaralı Magical Weave, Thomas Godwin. 1 numaralı Sun Kavakan, Muzyeni. 8 numaralı Icy Lanchester, Serena Mutley. Ve 10 numaralı She's a Machine, Shanwari. Yani burada ben şöyle söyleyeyim, 7 numarayı da isteyenler yazsın. Biz yazmadık. 2-3-1, 8-15 atla geçeceğiz burayı. Üçüncü koşu altılı Ganya'nın ikinci ayağı Maiden bir koşu yine. Zaten ilk koşuları Maiden koyuyor bu adamda her ne hikmetse. 4 ve yukarı aşın güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada da 5 at var. 5 numaradan başlayalım. Moon Harvest. Richard Fury Crusoe. Çok iyi orijin aslında. Ama hala çıkamamış Maiden'dan ya. Bu çırmalıyor. Demek ki ya antrenöründe ya da bir bakıcısında bir şeyinde bir sıkıntı var yani. Bu kadar iyi bir orijinin şu hale bakın. Çıkması lazım aslında bu atın. Yani yazık, günah. Evet, 4 numaralı Doin Time, Calvin Habib. 9 numaralı Bunting, Serena Mutley. 3 numaralı Bad to the Bone, Thomas Gutton. Ve 1 numaralı Jolly Flagman, Whittaker. Evet, yani 5, 4, 9, 3, 1. Yani şuradaki şu atların sahipleri ne kıl oluyordur bu atlarına, böyle bakıyordur ya hala çıkmıyor bu falan, ya aldık bu atı başımıza bela gibilerden. Dördüncü koşu Maiden, 4 yukarı İngilizler yine Maiden koşu 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada iki tane ata biz yer verdik. 7 numaralı Profesör Lupin, Gutluva ve 1 numaralı Triple Stone, Kevin Habib. Evet, burada da 7 numara ve 1 numara arasındaki mücadele izleyeceğiz gibi duruyor. Ha, bunlara 3 numaralı yeri olanlar için 3 numaralı Thibaut Borg ve 5 numaralı Ezo Render. Yani 3 ve 5 numaralı safkanlarında burada geliri var. 1 ve 7 ön planda ama bakarsınız 3 ve 5'in AGP'si tatmin etmiyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Pas geçersiniz, yazmazsınız. 5. kuşu Maiden, 4 yukarı İngilizler 2300 metreye çıkacaklar. Evet, arkadaşlar burada bir bankomuz geliyor. 3 numaralı Wiens Bomb, Richard Fuhrle Banko. Bu grubun üstünde bu getirir herhalde. Yoksa aşağıda şu Muzi'nin Flavralle yavrusu var. Rainbow of Roses. Biz burada banko seçimimizi yaptık arkadaşlar. 3 numaralı Wiens Bomb, Lanchester Bomber yavrusu. Bay Galileo'dan gelme yok yani, bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz onun. O kadar da değil artık Richard Fuhrle, o kadar da yani adilik yapmaz diyeyim, hadi net konuşayım bu sefer. 6. koşu 16.25'te handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Evet, burada da yani gol yiyeceğimiz yer burası, onu söyleyeyim size. Kapatmalık bir ayak bu. O kadar birbirine yakın performansları ve hemen hemen kafa kafaya dereceleri var arkadaşlar. Yani derece dedim, yani yarış bazında aynı kademede yarışlarda bulunmuşlar. Bir ikinci olmuş, bir üçüncü olmuş, bir dördüncü olmuş. Yani İkinci olduktan sonra gitmiş, atıyorum dördüncü olduktan sonra sıfırıncı olmuş yani. Şu mesela, şu nedir yani? Şu. Şiken. Şiken yapabilir ama yapamamış yani. Bir yapmış, ondan sonra üç tanesi yapamamış şiken. Atın ismi o yapabilir. Bayanlar için İngilizce'de şiken o yapabilir demek arkadaşlar. İngilizce bilmeyenler için söylüyorum. Pek yapamamış yani. İki numaralı Malcolm's Dream Deacon'la 7 numaralı Lucky Miss Lihaba. 9 numaralı Twinkle Star Shanware. 11 numaralı Piece by Piece Hlengwa.
Bakın bunun dışında biz 4 at vereceğiz. 2, 7, 9, 11. Bunun dışında bütün atış serbest yani istediğiniz atı. Burada yazabilirsiniz. Bir şeyi de pas geçtik yani bu arada. Ekürleri de 1 ve 5 numaralı safkanları da normalde yazılması lazım. Biz grup, alalım onu da listemize. 5 at olsun. 2, 7, 9, 11, 1 ve 5 diyelim arkadaşlar. Burada bu safkanın Gimme the Green Light yavrusunun gelme ihtimali var tabii ki. Ama bunlardan sonra onu söyleyeyim size. Bunlardan sonra yani düşünün burada şu 3 tane 0 yapmış vatandaşın evvel koşulları muhteşem. Ama burada ikincilik çekmiş bu. 83 handikap bana da varmış. Neyse 7. koşu handikap dişilere ait 4 kare İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da günün zor bir koşusu var. Burada yalnız şöyle söyleyeyim. Richard Purnie'nin bindiği Bomber Girl Alternatif Banko. Evet yani bu küçük kuponlarda bakın %20'nin üzerine falan çıkarsa banko olabilecek bir at bu grup çok uygun. Aynı şekilde yine 10 numaralı Safkan Captain's Christie. Evet. Captain's Christie 11 numaralı Queen of Smoke ekürler. 3 numaralı Vision of the Achieve Muzieni. 2 numaralı There She Goes. Kumalo ve 12 numaralı Warren Press, Maujan. Yani bunların hepsini yazmak zorundayız arkadaşlar. Evet, toparlarsak 8 numaralı, 1 numarada varmış arkadaşlar. 1 numarada Thomas Cotton'ın bindiği 1 numarada. Yani çok at yazıyoruz ama burada 8 numaralı Alternatif Banko. Daha sonra ekürler 2, 3, 10, 12 ve 1 numaralı safkanlar diyoruz ve sırasıyla yani böyle. Evet, bugün bakalım başka neler var. Şöyle bir baktığımız zaman Kompeng'le zaten koyduk şu an yayında. Bir tek Şahat'in gelmesi lazım sabah programına. Şahat'in gelir gelmez onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, Gravel ile ilgili videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzun sonundayız. Herkese iyi pazarlar diyorum. Rast gelsin. Şans hepimiz yanında olsun. Bu arada Arife gününüzü kutluyorum. Tabii ki Ramazan ayı geldi. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayında da şans yanımız olsun diyelim. Hoşça kalın.